Herkese Eskişehir Şişecam Fabrikası'ndan merhabalar, selamlar. Evraklarımızı aldık. Arabamız orada yatıyor. Geldik, yükleme yapacağız. Hava Eskişehir'de bayağı soğuk. Yerlere kar düşmüş. Yağmıyor ama ben geldiğimde yerler bayağı bir tutmuş. Bak böyle. Geliyor mu ses size bilmiyorum ama rüzgar sesi geliyor. Kırt 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 kırt. Karın üstünde yürüme sesi. Maske var ya, atkı gibi aynı. İnsanın şeyi, yüzünü koruyor soğuk. Aynı atkı görevi görüyor. Bakalım yükleyeceğiz. Ankara'daydım. Hiçbir iş bulamadım cuma günü. Perşembe günü gelmiştim. Cuma günü hiçbir iş bulamadık. Sonrasında yattık garajda. Cumartesi günü de bir şey yoktu. Eskişehir'den Beykoz'a şişe buldum. Şişe camdan yükleyeceğiz şimdi. Nasipse çıkacağız. Evraklarımı teslim edeyim. Arabama geçeyim, dinlenmeye başlayayım biraz. Evet arkadaşlar, kar yağışımız başlamıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şöyle göstereyim sizlere. O kadar güzel yağıyor ki. Ama tabii bu rampalara yanaşırken falan inşallah sıkıntı yaşamayız. Çünkü yer tutmuş, buza da çekerse rampaya daha yanaşmamız biraz zor olabilir. Bir an evvel yükleyip gitmek dileğiyle inşallah. Bakalım. Bekliyoruz. Yerde kar var. Söylediğim gibi araba zor hareket ediyor. Gidelim şu ilavelerimizi alalım. Evet, yanaştık. Gördüğünüz gibi sıfıra sıfır lastiklerimiz değmiyor. Girdik. Karda kışta biraz daha zor. Söylediğim gibi benim böyle hareket etmesi biraz zor oluyor. Buraya biraz fazla yanaşmışız. Allah'tan lastikleri sürtmedik. Körükleri falan kaldırdım. Bakın koltuk dışarıda şu anda. Bak size göstereyim. Buralar hep buz olduğu için, yani kar olduğu için yanaşması biraz zor oluyor geri geri. Şuradan çıkarken bile pati çeke çeke çıktı. Evet. Bitsin. Gidelim eldivenleri. Baksana eldivenleri ya sıkıştı, elimden düştü de. Hadi bakalım, bitiriyoruz ve gidiyoruz. Evet arkadaşlar, çıktık yüklemeden. Eskişehir, hava kapalı, kar atıyor. Biraz böyle sulu kar tarzında. Fabrikanın orada yağdı ama daha evvelden de Eskişehir'e kar yağmış, yerde karlar da var. Eskişehir'in havası bugün soğuk. Şunu çıkartayım. Bu arada şu tableti ayna gibi kullanırsam saçım komple yapışmış olduğuna eminim. Yansımamdan gördüğüm kadarıyla. Eskişehir'in içinden beri İstanbul yoluna doğru gidiyoruz. Beykoz'a gidiyoruz arkadaşlar. Yükümüz Beykoz. İstanbul Beykoz'da. Bir ilaç fabrikasına şişe cam götürüyoruz. Bakalım nasıl olacak? Eskişehir'deyiz, memleketindeyiz F-Max'in. Fabrikanın önünden geçmeyeceğiz ama biz farklı bir yoldan gideceğiz. Ana arterden beri gideceğiz. İnönü'ye girip gitmeniz gerekiyor fabrikaya, öyle biliyorum. Direktman Eskişehir'in içinden beri Bursa yönünü takip edeceğiz. Bu güzergah aslında bizim
biraz da ekmek ile yol üstü lezzetlerini kullandığımız güzergah. Bir orada işte fabrikaya giriş yapmıştık. Bozoyuk tarafına oradan çıkmıştık. Güzel ve eğlenceliydi. Bilmiyorum ekmek ile yol üstü lezzetlerini izlemeyenleriniz var mıdır? Ford Trucks'ın kendi YouTube sayfasında Ford Trucks yazarak veya ekmek ile yol üstü lezzetleri yazarak ulaşabilirsiniz. Oğuz Yeni Hayat'la birlikte efsane güzel bir böyle yol üstü lezzetler serisi çekmiştik. 3 bölümlük. Devamında isteyenleriniz çok oldu. İnşallah bakalım belki devamı olur. Devam bölümleri gelir. Biz çok eğlenmiştik o çekimleri yaparken. Bakalım belki yeni böyle güzel bir yol üstü lezzetleri serisi projesinde tekrardan Ford Trucks YouTube sayfasında oluruz diye temenni ediyorum. Eskişehir'deyiz. Anmışken Eskişehir'deki Ford Otosan çalışanların hepsine de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Aleyküm selam. Doblocu selam verdi. Tüm mühendislerimize, servis mühendisliğine, özellikle Mehmet abiye buradan selamlarımı göndereyim. Otokoç'ta Gökhan abimiz var, ona selamlarımı göndereyim. İsmini sayamadığım nice Otosan çalışanlarına da buradan selam ve sevgilerimi göndermiş olayım. Ya gelmişken Eskişehir'e gerçekten böyle isimlerini geçirmeden, anmadan gitmek istemiyorum buradan. Bu arada FMAX demişken hemen FMAX'ten devam edelim. Ford Trucks'ın YouTube sayfasında gene FMAX için, FMAX'in yeni özellikleri, 2021 yılında neler geldi, hangi özellikler geldi, bunlarla alakalı güzel bir dijital lansman videosu yayınlandı. Ben de o videonun içerisinde güzel böyle bir kendimce Connect Truck sunumu yapmaya çalıştım. Nacizane. güzel de geçti benim için, eğlenceli de geçti. Çekimlerini sonra çekimler birleştirilmiş dijital bir lansman olduğu için uzaktan uzağa böyle fazla kimsenin kimseyle temas etmediği bir lansman olmuş. Bence bu dönemde gerçekten çok başarılı ve güzel geçtiğini ben en azından kendi adıma söyleyebilirim. Benim de güzel bir Connect Truck sunumum var söylediğim üzere. Gidip izleyebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Ümit Erdim'le de kısa bir böyle telefon diyaloğumuz oldu. Orada güzel bir canlandırma yaptık onunla birlikte. Ben de Ümit Erdim'le birlikte böyle karşılıklı telefon görüşmesi, canlandırması, yani o karenin içinde olduğuma gerçekten çok mutluluk duydum. Benim için ayrı bir keyifti ve şunu söyleyebilirim. Yani çocukluğunuzda izlediğiniz bir karakter, hani baktığınız zaman televizyonlarda gördüğünüz bir karakter. Onunla birlikte aynı projenin içinde bulunup kısa böyle bir piyes tarzı, tiyatro tarzı bir şey yapmak beni ayrıca mutlu etti. Çok keyifli geçti o yüzden. Değer verip benden sunum isteyen değerli Ford Trucks ekibine de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Böyle bir projeyi ben de dahil ettikleri için eksik olmasınlar diyorum. Evet, böyle resmi konuşmalarımızdan sonra FMAX'in dediğim gibi yeni özellikleri açıklandı. Orada izleyebiliriz. Blackline açıklanmış. Yeni bir seri, özel bir seri. Direksiyonu değişik. İşte buralarda siyah parlak siyahlar gelmiş metalin yerine. Bu havalandırma ızgaralının, siz zaten izlediğinizde göreceksiniz. Ben de kısaca bahsedeyim. Havalandırma ızgaralının olduğu yer parlak siyah. İşte koltuk döşemeleri tamamıyla farklı. Yer döşemesi farklı. Kabinin görüş alanınızdaki plastikler tamamıyla siyah olmuş. Üst dolaplar siyah olmuş. Ayrı bir hava katmış. Böyle bir yarış otomobilinin içindeymişsiniz gibi bir havası olmuş. Murat Bostancı'nın da, ona da selam gönderelim, tarif ettiği üzere. Kısaca o da anlatıyor. Ben çok beğendim. Benim çok hoşuma gitti. Bu arada farlar, LED farların reflektör, yani yansıtıcı tarafları değil ama onu tutan kafes komple siyah olmuş. Orada belki telif atabilirim ilerleyen zamanlarda. Hatırlarsınız ki biz aracımızı ilk siyah boyatmak istediğimizde ben size bir şey sundum. Hatta aranızdan birisine fotomontaj yapabilir misiniz diye bir farın fotoğrafını çekip göndermiştim. Ben o far içini komple siyah yapmıştım. Baktım Blackline'da da içerisi böyle, farın içi komple siyah. Dedim ben buraya telif atayım. İşin şakası, Blackline'ı sevdim. Sevmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi de benim dokunmak istediğim noktalara. Ya videolarda hep bahsetmiştim. Hani neyi ne yapabilirim? Mesela içte değişikliği soruyordunuz. Neler yapabilirim diye ufak tefek bahsetmiştim. Gerçekten benim dokunmak istediğim noktalara böyle dokunulmuş Blackline'da. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Aracın en büyük böyle
aldığınız zaman size markanıza prestij katabilecek en büyük özelliklerinden bir tanesi de şu: dünyada 250 adet olacak. Yani üretilmiş olan dünyada 250 adet bir araç olacak. Kapı kenarlarında böyle yanal çizgiler var. Gene yanlıklarda yan çizgiler var, böyle şeritler var kalın. O yan kapının üzerinde 500 beygir armasının yanındaki şeridin üzerinde de ufak böyle bir 001, işte 002 veya 055. Niye 55? Çünkü Samsunluyuz yani. Alacak olsam 055'i tercih ederdim açık konuşmak gerekirse. İşte Antalyalı olan mesela 07 alabilir, 007. Oo bak, 007 efsane olurmuş ama. James Bond hesabı, arabada özel ya. Dediğim gibi 250 adetlik böyle koleksiyon niyetinde sayılabilecek. Markanıza size prestij katabilecek ayrı bir ürün olmuş. Basın lansmanında soru cevap vardı. Sağ olsunlar, basın lansmanına da katıldım ben. İzledim önden. Yani 2-3 gün evvelden izlemiştim. Orada şöyle bir şey söylenildi. Sanırım en top olan, yani Comfort paketin, Comfort Plus paketin, F-Max paketlerinin en yükseğinin 25.000 TL gibi bir üstüne satılacağı gibi bir şey söylenmişti. Bilmiyorum ne kadar farkı var ama söylenilen fiyat o şekildeydi. Alınabilir, değerlendirilebilir çünkü koleksiyon değeri var. Benim ekstra olarak mesela araçta görmek isteyeceğim şey şu olabilirdi. Malum biliyorsunuz Comfort pakette işte Alcoa jantlarımız var, hafif alüminyum jantlarımız. Üzerinde Blackline'ın üzerinde gelen jantlar çelik jantların böyle güzel bir boyayla siyah boyanmış hali. Orada Alcoa'nın gerçekten böyle kendisi alüminyum hafif olan alaşım jantı var. Üretiminde böyle siyah desenli şeyi var, jant tasarımı var, kendinden siyah. Mesela Alcoa'nın o siyah jantını kullansalarmış çok daha prestijli, çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkarmıştı kendimce. Neredeyse öyle düşündüm. Ufak tefek dokunuşlar, bilmiyorum, böyle farklı şeyler, kendi nacizane düşüncem, olabilirdi, yapılabilirdi diye söylüyorum. Genel hatlarını ben aracın çok beğendim. Çizgilerini gerçekten çok beğendim. Mavi ve o gri tonlardaki kuşak çizgileri çok güzel olmuş. Ya, o aracı sahip olan kişi tamamıyla dorse perdesini gri yapıp aynı kuşakları aynı şekilde devam ettirmesi gerekiyor dijital baskıda. Böyle tam takım. Dorsenin jantlarını da hemen çıkartıp böyle siyah boyayıp mis gibi bir görüntü ortaya çıkartabilir. Tam takım böyle dorse ile birlikte. Çok güzel bir görüntü ortaya çıkartıp yollarda kullanabilir diyorum. Güzel olmuş. Ya ben beğendim. Belki buralara resimlerini falan da eklerim sizler için. Bakarsınız. En azından anlatırken de anlattığım bölgeler görmüş olursunuz. Basamaklar siyah olmuş mesela. O yanı çok güzel. Dediğim gibi hani ben de düşünmüştüm acaba siyah boyasak mı falan. Böyle tam istediğim dokunuşları aslında Ford Trucks yapmış. Çok da güzel olmuş. Evet, Eskişehir'e çıkacağız. Yavaş yavaş bitireceğiz. Eskişehir'den bizleri izleyen herkese de selamımızı gönderelim. Geldik, topraklarınıza ayak bastık. Geçtik, gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Sakarya'ya kadar geldik. Şimdi otobana bağlanacağım. Navigasyonum açık. Şu otobana doğru böyle, bu tarafa doğru devam edeceğiz ama biz öyle olması lazım. Aynen, ilerden beri otobana bağlayacağım. İstanbul yönüne, Gebze yönü yani. Öyle devam edeceğim. Zaten genelde ben navigasyonumu öyle ayarlıyorum. Yani İstanbul yönüne geldiğim zaman çok da bilmediğim için bu tarafları şöyle bir şey yapıyorum. En yakın yer neresi? Çünkü yeni açılan o Gebze'nin üst tarafına doğru gelen 3. 600 metre sonra rampaya doğru sağa dönün. O şeyde 3. bağlantı yolu var mesela. Yeni açılan otoban. Oraya girdiğiniz zaman Körfez'in orada. Körfez'i geçen bir otoban var yukarıda. Tamam, yol rahat ama gerçekten çok pahalı. Oralara gitmemek için mesela Gebze yazıyorum. Ücretli geçiş var. Ücretli olmayan E5'e bağlanan, o hani ücretli olmayan normal karayolu var. Rampaya doğru sağa dönün. Mikrofonu ben yandım halim. Hakan'la birlikte çekim yapmaya alıştığım için. Ses. Evet. 300 metre sonra çatalın sağından devam edin. Hakan'la birlikte çekim yapmaya alıştığım için mikrofonu hep orada unutuyorum. Şimdi HGS gişesinden geçeceğiz. Adapazarı gişelerinden giriş yapmış olacağım.
HGS'ler de o kadar dar ki yani hani şuraya baksanıza ya felaket dar buralar. Geniş kişiler var ama Çatalın bazı sağından devam yerde edin. yok. Çatalın sağından devam edeceğiz. Aynen Sapanca İstanbul. Ben mesela öyle yolları filan navigasyonda ücretli geçişlere takılmamak için hep bir etap sonrasını yazıyorum. Şimdi Gebze'yi yazdığım için beni direktman otobandan götürecek. Ondan sonrası işte Sultanbeyli'den sağ tarafa doğru ayrılacağım. Beykoz yönüne doğru gideceğim. Gideceğim firmanın da zaten navigasyonda Google'da yeri olduğu için direktman Sultanbeyli'den sonra da firmaya ait olan Google'daki adresini navigasyona koyup devam edeceğim. Rahat bir şekilde bulacağım. Ya ben yönümü bu şekilde buluyorum arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Yani bir yere gittiğiniz zaman ilk başta o markayı Google'da aratıyorum ki bir yerde şeyi var mı? Evet, şimdi otobana bağlandık. Sapanca, Kocaeli, İstanbul 126. Sapanca Gölü büyük ihtimalle sağ tarafımızda kalacak. Öyle diye tahmin ediyorum. Bu arada bir yakıt şey vereyim sizlere. Evin önüne sıfırlamıştım. Buraya kadar toplamda 19,6 litre, pardon, 19,7 kilometre yol yapmışım. 1010 kilometre. Sıfırlamadan itibaren yaktığım yakıt ise 301 kilometre. Ortalamam da 29,8. Şu anda. Mazot aldığım yerde, Kırıkkale'de sıfırladığımdan beri 134 litre yakıt yakmışım. Bakalım bu seferi kaç litre yakıtla tamamlayacağız. Göreceğiz. Buradan ne yaparım bilmiyorum. Belki Gebze'den Samsun tarafına, Karadeniz tarafına sarıp dönebilirim. Eğer öyle de olmazsa şöyle bir düşüncem var. Gebze'den yine İzmir'e geçip İzmir'den Karadeniz'e dönme gibi bir planım var. Bakalım artık hangisi olacak, ona göre hareket edeceğim. Duruma göre aslında yön alacağım diyebilirim, işin durumuna göre. Söylediğim gibi yeni yılın sonrasında Ocak ayları, bu aylar yani Aralık ve Ocak ayları biraz böyle bazı şehirlerde iş yoğunluğunun düşük geçmesini sağlayabiliyor. Öyle bir durum var. Ankara'da bu illerden bir tanesi. Ankara'ya son işte birkaç haftadır böyle yılbaşından sonra özellikle iş durumu böyle sıkıntılıydı. Yani en azından benim istediğim yönlere gidebilmem için iş durumu sıkıntılıydı. Bir de ay sonu var. Her ay sonunda genellikle biraz böyle bir firmalar muallakta olur. Hafta sonu da işin içine girdi. Bu sefer ne olduk? Cuma günü iş alamadık. Cumartesi günü de bir şey bulamayınca Eskişehir yapıp Eskişehir'den Beykoz'a en azından olduğum yerde durmayıp yani bugün de Ankara'dan çıkamasaydım hem bugün hem pazar günü kalacaktım hem de Pazartesi gününe bu sefer iş bakma şeyim olacaktı. Yani 2-3 gün orada kalmaktansa dedim yer değiştireyim. En azından yola gideyim. Yönümü değiştireyim. Nasibimizi kovalayalım istedim. O yüzden Beykoz'a gidiyoruz. Ben de ilk defa gideceğim. Karşıdan benim. Selam geldi FMAX'ten. Aleyküm selam. Ben de en azından bir değişiklik olsun. İstanbul Beykoz tarafına hiç gitmemiştim. O tarafa gitmiş oluruz. Beykoz tarafında da Mahmut var. Mahmut'a buradan selamlarımı göndereyim. Serkan abimiz var. Sarı babisi olan Serkan abimiz vardı. Geçmiş videolarımızda biliyorsunuz. Bir egzozunu falan çekmiştik böyle. O zaman bende de babis vardı. Hatta benim babis onun babis aynı dönemde banttan inmiş babislerdi. 2012 modeldi ikimizinki de. Serkan abiye de tekrardan selamlarımızı gönderelim. Buradan. Otobanın güzelliği şu. Otobana çıkıyorsunuz. Şeridinizde böyle mis gibi 3 şeritli bir yol var. Rahat rahat yol alabiliyorsunuz. Hatta ben bunu şöyle bir hesap diyeceğim kurayım. 80-80. Gidelim rahat rahat. Bu İstanbul Gerede'ye kadar otoban var. Bu otoban çok eski zamanda yapıldığı için fiyatı uygun. Bunu bilmiyorum. O zaman atıyorum bir firmadan destek alınarak mı yapıldı yoksa devlet kendisi mi yaptı? Bununla alakalı pek bir bilgim yok. Şimdi yeni yapılan yolları dışarıdan dese bu arada Sapanca Gölü manzarası şöyle görmek isterseniz.
Hemen sağ tarafımızda böyle turist rehberi gibi. Hani otobüste birilerini gezdirirler de yanında mikrofonla birisi bir şey anlatır ya. İşte sağ tarafımızda da görmediğiniz Sapanca Gölü izleyebilirsiniz. İşin şeyi, bu yol normal şartlarda biraz daha ucuz. Yani çok Gerede'den mesela Gebze'ye kadar hep otobanda gidiyoruz. Fiyat atıyorum kaç liraydı? Gerede'de girip orada çıktığın zaman 50-60 lira, 70 lira, belki 100 lira gibi bir şey tutuyor. Ama yeni yapılan otobanlara bakıyorsunuz, İzmir otobanına bakıyorsunuz. Sadece İzmir'den şeye nereyeydi? İzmir'den çıkıp full otobanla bir tır gelirse işte İstanbul'a girmesi 600-700 lirayı buluyor. Sadece yola vereceği ücret. Yani baktığınız zaman yani mükemmel bir para. Arabanın kazanacağı parayı otobana vermiş oluyorsunuz. Otoban rahatlık çok güzel ama kullanabilsek çok rahat, daha da rahat oluruz diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle bu işi yüklenici firma yap işlet devret tarzında yaptığı için bir 40 sene sonra filan herhalde uçursunlar diye tahmin ediyorum. Menemen'de mesela Menemen'le Ali Ağa'nın arasında Menemen'in otobanı var. Otobandan gideyim dedim. Navigasyonu da bozmayayım. Bir daha Menemen'in içine girmeyeyim dedim. Şöyle bir durum var. Bir de belli saatlerde mecburi kılıyor size oraya girmeyi. Menemen'in trafiğine tır büyük aracı sokmuyor. Bir mecburiyet de sunuyor. Çünkü başka bir alternatifi yok zaten. Girdiğimde 40, yani ya 10-15 kilometredir. Belki gitmemişimdir. Menemen'de girip Ali Ağa'nın oradan çıktım. İkinci çıkıştan. 10-15 kilometredir belki. Yani tahminim belki yoktur bile. 40 küsür TL para ödedim. Yani şöyle bir durdum düşündüm. Dedim ki bu nereden beri yazıyor? Sadece dedi işte Menemen'in oradan yani. Hani o girdiğiniz gişeden burası. Dedim gerçekten güzel paraymış. Baktığınız zaman çok büyük meblağlar yola gidebiliyor. Şimdi ders oldu mesela ne olacak? Eğer ki giriş saatine denk gelmiyorsak hemen gireceğim şeye. Menemen'in içinden. Hani geceydi zaten. Keşke Menemen'in içinden geçseydim. Hiç şey yapmayıp. Geçtik gittik. Yazık günah. Yani çok büyük bir para aslında. 15 kilometre için çok çok büyük bir para. O yüzden buradaki navigasyona da ayarladığımız zaman navigasyonda da şöyle bir şey var. Kilometre uzun dahi olsa artık nasıl bir Google'dan nasıl bir anlaşma yapıldı, ne oldu bilmiyorum ama hep ücretli yol, hep de en pahalı yola sevk ediyor. Can sıkıcı bir durum. Sürekli bir ayar yapmanız gerekiyor. O yüzden ben aslında biraz da bölüm bölüm yazıyorum. Hem adresi bilmediğimden hem de gerçekten fahiş fiyatlı yolları kullanmamak için ne yapıyorum? Parça parça kontrol ederek yazıyorum. Bazen daha kısa bir rota var veya işte daha iyi bir, daha trafiksiz bir rota var diye böyle hemen şey yapıyor, seçim yapıyor. Kendi kendine bazen yapabiliyor, size de sorabiliyor. Yani felaket bir rüzgar var bu arada. Şunu söyleyeyim. Dikkat etmeniz gerekiyor. Yani Google'dan filan navigasyon ayarladığınız zaman en pahalı yol hangisi ise ona şey yapıyor. Artık anlaşmayı yolu yapan şirketle mi yaptı Google bilmiyorum ama öyle bir durum var. Buna da dikkat edin. Durdum Burger King olan bir dinlenme tesisinde. Ne yapayım? En kolay karnımı bu şekilde doyurabileceğimi bildiğim için hemen girdim şele. Aa, Red Sauce 2 istedim. 3 tane vermiş. Allah Allah, yanlış mı yaptı acaba? Neyse, bakalım fişe. He, 4 çıtır peynir artı ranch sos. He, zaten veriyormuş. 2 tane de biz almış olduk. Bilseydim yanında ranch sos verdiğini 4 çıtırın almazdım. Evet, geldim. Burada dinlenirim. Büyük ihtimalle burada kalırım gibi de geliyor bana. Çünkü o taraflara gittikçe dinlenme tesisleri bulmam biraz zor olacak. Beykoz'a da direkt gitmek istemiyorum. Zaten pazar var. Yarına da biraz yolum kalsın. Hem takom dinlensin. Hem ben dinleneyim. Çok fazla da kendimi yoracak, acele edecek bir durumum da yok. Yarın geçeriz Beykoz tarafına. Öğlen gibi çıkarız. Akşam orada oluruz. Geçeriz fabrikanın önünde yatarız.
Şimdi karnımı doyurayım. Ondan sonra YouTube'dan izleyeceklerim vardı. Onları izlerim. Öyle devam ederim. Hadi bakalım, bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar, uzun zaman sonra Aydın abiyle denk geldik. Beraber gidiyoruz. Bu istasyonda durmuştum. Telefonlaşıyorduk zaten Aydın abiyle. Abi dedim, nereye gidiyorsun? Dedim, Beykoz'a gidiyorum. O da Pamukova'nın oradan biri geliyorum dedi. Ben de zaten burada yatacaktım. Sonra dedik beraber gidelim. Aydın abi benim navigasyonu gösterdim. O dedi dağ yoluna veriyor, işte Riva'nın içinden götürüyor seni dedi. Sen dedi gel beni takip et, ben dedi seni götüreyim. Şimdi İstanbul tarafını ben bilmediğim için burada da yatmak istemedim. En azından fabrikanın oraya gideyim. Şimdi yalan yanlış yollara girmektense Aydın abi beni götürsün, sağ olsun, Allah razı olsun. Onunla birlikte gidiyoruz. O da Aydın Bahar, YouTube kanalını biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Söylememe gerek yok. Uzun zamandır video atmıyordu. Yeniden videolara dönmeye başladı. Onu da sizlere söyleyeyim. Aydın abinin kanalında takip edersiniz. Aydın abiyle çok eskiden tanışıyoruz. Bu video zamanlarına ilk başladığımız dönemlerden beri muhabbetimiz var. Eksik olmasın. Desteğini hiçbir zaman esirgemedi bizden. Yolda olsun. Ya ne bileyim işte, sosyal medyada olsun vesaire. Sevdiğim bir abim. Bakalım şimdi onunla birlikte gidelim. Aydın abiyle sürmeyi de özlemişim yani. Çok böyle denk gelemiyoruz ama bak, böyle yollarda denk geldiğim zaman güzel oluyor. Bir de gerçekten hani böyle yanınızda adresi bilen bir insan olduğu zaman kendinizi daha fazla güvenli hissediyorsunuz. Bakalım şimdi ben Aydın abiyi takip edeyim. Onun yolunda gidelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, geldiğim yük indireceğim yer burası. İlaç fabrikası şurada, güvenliği var. Normal şartlarda bugün boşaltmayacağız falan dediler. Fabrikanın arka tarafında bekleme yeri vardı. Dar bir yer. Oraya girdik. Sonra dedi ki boşaltacağız. Gel dediler. Şimdi arkadaş kapıyı açıyor bize. İçeriye gireceğiz. Arabayı boşaltacağız. İyi oldu ya. Var ya, şaşırdım. İyi. Girelim, ikimizi boşaltalım. Evet arkadaşlar, şimdi arkadan boşaltacaklarmış bir de. En sevdiğim. Hiç yan tarafa açmayacağız. Duble sevindim yani. İki kere sevindim. Ben geri geri yanaşıyorum. Bir kapı var oraya doğru. Bindiğimizi artık indirebiliriz. Gençler yanaştık. 25-26 palet falan var. Bakalım. Böyle bir yer. Şimdi forklift falan indirecekler inşallah. Sonra da çıkıp gideceğiz. Nereye gideceğim? Gebze'ye gideceğim. Şimdi zaten burada pazartesiye kadar bekleyecektik. Pazartesi indirip Gebze'ye geçecektim. Şimdi ne oldu? Cumartesi gecesi rahat rahat yükümüzü indirmiş olduk şükür. Acayip sevindim. Bunun yanında gideceğim. Şimdi Gebze'ye geçerim, garaja rahat rahat. Hani kafam da rahat olur garajda yattığım zaman. Arabayı da pek düşünmem. Rahat rahat uyurum. Sonrasında yarını geçiririz. Pazar günü, pazartesi gününde iş bakarız. Belki pazardan bir iş çıkar, yükleriz. Üf be, üst üste bal olur yani. Böyle güzel haberler. Birincisi geldik. Normalde boşaltma yok. Arabayı boşaltabiliyoruz. İkincisi hani şans. Arkadan boşaltıyorlar. Uğraşmayacağız. Üçüncüsü bir de iş çıkarsa pazar gününe yük diyorum. İyi bakalım. Ben arabayı boşaltayım. Şöyle mutlu mutlu, sevinçli sevinçli. Allah bozmasın. İyi oldu böyle. Hadi bakalım, görüşürüz. Evet arkadaşlar, Mehmetçik tesislerinden herkese günaydın. Şimdi uyandım. Bugün günlerden pazar, saatlerimiz 9.30. Bir elimi yüzümü yıkadım. Şimdi arka tarafta bir tesis var. Oraya gideceğim, kahvaltı yapacağım, bir şeyler yerim. Sonrasında da akşam üstüne doğru, burada biraz takılırım, zaten yapacak fazla bir şeyim yok. Akşam üstüne doğru da Gebze'ye geçerim, garaja. Pazartesi günü de zaten bismillah işimize bakacağız. İnternetten, WhatsApp gruplarından eğer bir iş çıkarsa alır gideriz. Pazar yüklemeni güzel de olur ama. Bakalım, bir gideyim kahvaltı yapayım. Ondan sonra
Arabanın içinde nasıl vakit geçiriyorum siz de görün. Evet arkadaşlar, saatlerimiz 17.13. 5'i çeyrek geçiyor. Arabanın içindeyim hala. Pazarı burada geçirmeye çalışıyorum. Malum sokağa çıkma yasağı da var. Tesisin içerisindeyim. Yarına bir iş bulduk gibi. İnşallah bakalım. Bir yerden haber bekliyorum. Tablette dizi, film, artık ne bulursak, ilginç olan ne varsa onları izleyip günü doldurmaya çalışıyorum. İsterdim ki evimde olayım, Samsun'da olayım. Ama işte böyle hafta sonuna denk geldiğimiz zamanda da arabanın içerisinde de gün geçirmemiz gerekiyor. Zaman geçiriyorum, uyuyorum, uyanıyorum. Çay yapıyorum, ne bileyim işte çay, kahve vesaire. Öyle günü doldurmaya çalışıyoruz bakalım. Yarın ola, hayır ola. Evet arkadaşlar, saatlerimiz kaç? Hemen sizlere söyleyeyim. 21.50'ymiş. 10'a geliyor saat. 10'a 10 var. Çay yaptım. Güzel bir çay demledim. Demlemedim aslında. Sallama çay. Olduğu kadarıyla. Hala bekliyorum. Birazdan yat arıyorum. Bir dizi var, onu izliyorum. Yani zaman böyle geçiyor aslında. 2 gündür arabanın içindeyim. Kitaplarım var, onlara bakıyorum arada. Sonrasında müzik dinliyorum. İşte televizyon açık, bir dizi var, ona bakıyorum. Birazdan zaten yatıp uyuyacağım. Yarın nasip inşallah hayırlısıyla buradan gideceğim. Samsun'a, memleketime, evime gideceğim. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Sabah olsun. Görüşelim. Evet arkadaşlar, saatlerimiz 12.36. Bu Pelikli tarafında Arçelik'in deposu var. Oraya geldim şimdi. Samsun Tekkeköy tarafına bir yük alacağım. Beyaz eşya yükleyeceğim. Samsun'un Arçelik'teki deposuna. Geldik, bekliyoruz. Evraklarımızı içeriye verdik. 11 gibi falan geldim. Saat, 1,5 saattir falan bekliyorum bakalım. Büyük ihtimalle öğlen arasına girdiler. Öğleden sonra sarar çıkarız diye tahmin ediyorum. Nasıl olur bilemem. Göreceğiz bakalım. Biraz yoruldum, dinlendim, ettim. Birkaç gündür arabanın içinde olmak böyle sıktı. Bakalım. Duruma göre hareket edeceğiz. Şimdi bekleyelim. Yüklenip çıkalım. Evet arkadaşlar, nihayet yanaştık. İki yerdeki yerimizi alacağız. Bir de bunun üst tarafına çıkacağız. Bu binanın diğer arka tarafına. Oradan da yükleyeceğiz. Bakalım. İlk malzemelerimiz atılsın hayırlısıyla. Gördüğünüz gibi yükleme pozisyonu, körüklerimiz kalkık. Şimdi bakalım yüklenelim. Evet, Şekerpınar'ın içinden beri gidiyoruz. Otobana bağlanacağız şimdi birazdan. Arabamız tahmini söylüyorum arkadaşlar, 10-12 ton civarında gelir diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle bana selam veriyordu diye düşünüyorum. Kardeşimiz motorlu. Didirit didirit diye geçti. 300 metre sonra sağa dönün. Ya şu İstanbul'da otobana çıkana kadar hep böyle bir şey oluyorum. Bu arada sabah girdik. Saat sabah 11. Tamam ablacığım. 10.30-11 gibi girdim. Saatlerimiz 8.30. Düşünün, kaç saatten beri yük yüklemek için bekliyorum orada. Varın siz hesap edin. Benim matematiğim durdu. İstanbul, Ankara. Şimdi Şekerpınar gişelerinden geçeceğiz. Zaten buraya girdik mi navigasyonu kapatsak da olur. Rampaya doğru sağa dönün. Tamam ablacığım. Şimdi aynen gişelerden geçeceğiz zaten. Şimdi kapatabiliriz navigasyonu. Şu şapkayı şuradan alalım. Şöyle. Şöyle bunu kötü göremezsin. Bazı kardeşlerim var. Battaniye dağınık oldum mu rahatsız oluyorlar. İşte burada bir şey oldum mu rahatsız oluyorlar. Onlara da dikkat ederekten. Ama arkadaşlar şunu düşünebilirsiniz. Ben burada
yolda zaman geçiriyorum. İster istemez de arabamın içi mecburen dağılıyor. Anlıkta görüntü çekmem gerekiyor veya sizlerle kameraları açıyorum, bir konu anlatacağım vesaire. Arabayı durdurup bir şey söyleyeyim mi? Hep şey yapmışlar ya. Şu gişeler var ya, o kadar dar, o kadar dar ki. Arabayı durdurup da kameraları açmıyorum. Hani mesela bak, evraklar filan burada. Çok böyle fazla düzenleme şeyine giremiyorum ama ben aracı derli toplu düzenli kullanmayı severim zaten. Çok fazla arabamın için dağınık göremezsiniz. Çok dağınık da hareket etmem. Ben de sevmem zaten. Ama bazı böyle ufak detaylar göze takılıyor izleyicinin, sizlerin. Şikayetler alıyorum. Ben de dikkat etmeye çalışıyorum. Görüntümüz güzel olsun diye. Allah şükürler olsun ki Ankara tabelasını gördük. Otobanı gördük. Çıkıyor. Sağdan. Sağ uzun 4 falan. Ralliciler gibi. Şükür ya, şu yola çıktık ya. Şu çizgileri şöyle gördüğüm zaman şu otobanın üzerinde mis gibi yolculuğun olacağını hissediyorum yani, Allah'ın izniyle. Kazasız belasız gidelim. İstanbul zor bir şehir, zor bir memleket. Yerleri zor, yolu zor. Alışması biraz zaman alıyor. Ben hala alışamadım. Yani yolun yolu var. Hep söylüyorum, yan yolun yan yolunun yan yolu var yani, o derece. O yüzden biraz karışıklık olabiliyor. Evet. Çıktık gidiyoruz hayırlısıyla. Şöyle misafirlerime bir kolonya tutayım. Ve ben kendim sıkayım kolonyayı. Ah. Sizler de kolonyalanmış gibi düşünün. Mis gibi. Bu ay biraz derin çektim. Bu Selim markaydı herhalde. Bak, kolonyalarda mesela Boğaziçi'nin kokusu güzel. Ya hepsinin kokusu güzel ama Selim'in kokusu biraz daha keskin ve güzel oluyor. Tavsiye ederim, kullanabilirsiniz. Gebze, Osman Gazi Köprüsü, Yalova falan diye böyle tabelamız var. Gidiyoruz hayırlısıyla. Kendimizi sola alalım şöyle. Bakalım yük Tekkeköy'e inecek. İnşallah. Biz Şekerpınar gişelerinden çıktık. Bak, Gebze gişeleri burası. İnşallah yarın erken indiririm yükü diyordum. Vallahi ne söylesem, ne konuşsam o da hiç çok aklımda. Gece boyu bir şeyler gelir aklıma diye düşünüyorum. Belki konuşuruz, sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Bu arada Aydın abi de bugün Samsun'a, Karadeniz'e gidiyor. Belki onunla denk geliriz yolda. Araştık. Belki o beni geçmiştir, önde olabilir. Bakacağız. Ararım birazdan. Gelirken denk geldik. Giderken de şimdi denk geliyoruz. Bakalım, belki onunla gündüzde denk gelirsek, yatar uyursak, güzel bir video çekeriz uzun zamandan sonra. Yüz yüze de bir videomuz olmuş olur yeniden. Herkese günaydınlar arkadaşlar, Tosya'dan. Uzun zamandır Tosya'da da video çekmemiştik. Geldik, topraklarınıza ayak bastık. Yeni uyandım. Yattım Tosya'ya girmeden yaklaşık 5-6 saat kadar uyudum. Tosya'ya girmeden bir benzin istasyonu vardı. Dedim arabayı oraya çekeyim. Hatta Aydın abiyle konuşuyorduk. O da Hacı Hamza'da yattı. Ben normalde gidecektim. Bir ara böyle uykum kaçtı falan. Sonradan bana bir uyku bastırdı. Ben İstanbul'dan çıkarken de diyorum hani giderim, şey yaparım falan diye. Sonra bir baktım uyku bastırınca Aydın abiyle telefonlaştık. Dedim uykum geldi. Sonra bir yere girdik işte, yattık. O da Hacı Hamza'ya doğru ben gidiyorum dedi, orada yatarım. Aramızda yarım saat 45 dakikalık bir yol var. Bakalım, çıktık hayırlısıyla gidiyoruz. Çok güzel bir güneş doğuşu var şöyle hemen sağ tarafımızdan.
Buradan ortalama 4 saat kadar filan sürer diye tahmin ediyorum Samsun Tosya'dan. Hemen hemen. Hacı Hamza, Osmancık, Merzifon, Havza, Kavak. Havza Kavak 1,5 saat. Yani Merzifon'dan Samsun 1,5 saat. Oradan burası da 1-2 saat sürse 3,5 saat, 4 saat diyelim biz ona. Yani 4 saate Samsun'a hayırlısıyla inmiş oluruz. Zaten takomuzu dinlendirdik. Yaklaşık 6 saattir falan yatıyorum. Ondan evvel de takom zaten dinlenmişti. Sürüş hakkım da vardı. Şimdi temiz temiz Samsun'a kadar inşallah tako bozmadan gideceğiz. Güneş de yüzüme vurmaya başladı. Sabah güneşi en tehlikeli güneşlerden bir tanesi bizim için biliyorsunuz ki. Sabah güneşi deyip şey, aynada dönen stonlanmaları görmüş, Allah korusun. Gene kaydımıza çık, gene böyle uyanmışım, sabah mamuru bir güneş yüzüme vuruyor. Evet. Samsun 240, Osmancık 70 kilometre diyor. Seviyorum ya. Bu yolun gerisinde biraz da bir çalışma var. Tünel çalışması vesaire. Böyle geçişi gidişi çok güzel. Evet. Şöyle bir yakıt bilgisi vereyim sizlere. 541 litre yakıt yakmışız. Mazot aldığımız yer Kırıkkale biliyorsunuz. 374 litre de oradan. Attığımız rut zaten belli. Şu anda 1700 1800 kilometre yol yapmışız. %30 yakıtımız var. Yani tünelde burada Gümüşhacı köye yakın bir mevkideyiz arkadaşlar. Osmancık'tan Gümüşhacı köyün arasında bu dediğim yer. Devam ediyoruz, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, geldik Arçeli'ye. Kaydımızı yaptırdık güvenle. Sagimat depodayız, Samsun Tekeköy'de. Bu taraftan güneş vuruyor. Arabayı şimdi kafasının çıkış tarafına döndürelim ki gölgede kalalım, yanmayalım. Evet arkadaşlar, geldik. Birazdan yükü boşaltacağım. İzlediğiniz için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Biraz bir yorgunluk var üzerimde. Buradan sonra gideceğim evime, dinleneceğim inşallah. Her zamanki gibi kapatıyorum. Her ne kullanırsanız kullanın, her ne sürüyorsanız sürün. Sürdüğünüz bir bisiklet dahi olsa siz hayallerinize sürmeye devam edin. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.